biz Gaziantep'e hizmet eden, Türkiye'ye hizmet eden, bu memlekette taş üzerine taş koyan herkesin arkasındayız. Onun destekçisiyiz ve yapmış olduğu hizmetleri takdir ederiz. Ceren Doğan da Gaziantep'te 15 yıl belediye başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan bir siyasetçi. Şu anda her ne kadar farklı bir siyasi partide, yani HDP'de siyaset yapıyor olması, bundan önceki süreçte Gaziantep'e yapmış olduğu hizmetleri göz ardı etmemiz anlamına gelmez. Bu karar alınırken, tabii şehidimiz, Kilis'te şehit olan Yalçın Nane şehidimizin, Aralık'ta kendi evinin önündeki caddenin Celal Doğan isminin olması nedeniyle kamuoyunda Gaziantep'te Büyükşehir Belediye'mize hem telefonla hem sosyal medyada hem de bireysel başvurularla, dilekçelerle bu caddenin isminin şehidimizin ismiyle değiştirilmesi yönünde çok yoğun bir talep geldi. Bu konuyla alakalı bu gelen talepler konusunda biz Büyükşehir Belediyesi İdaresi olarak konuyu meclise taşıyacağız. Meclisimiz uygun gördüğü takdirde Celal Doğan isminin değiştirilerek şehidimizin isminin verilmesi konusunda bir karar çıkarsa bu uygulanacak. Ancak biz basına yansıyan diğer konularda işte parkın isminin değiştirilmesi, Gaziantep merkezinde bulunan diğer Celal Doğan isminin değiştirilmesi yönünde şu anda alınmış olan bir kararımız yok. Bu konuyla alakalı gündemimizde herhangi bir şey de yok. Bunlar tamamen spekülatif haberlerdir. Alınacak olan bu karar eğer meclisimizden geçerse ben Celal Doğan'ın da bu konuda anlayışla karşılayacağını, hatta memnun olacağını düşünüyorum. Netice itibariyle şehit, Gaziantep'in şehidi ve şehitimizin isminin ölümsüzleştirilmesi için kendi evinin bulunduğu caddeye isminin verilmesini de Celal Doğan tarafından da anlayışla karşılanacağını düşünüyorum.